Çocukluğumuzdan beri şöyle bir geriye dönüp bakalım arkadaşlar. Kimleri taklit etmişiz? Ben düşünüyorum biz küçükken kartel diye bir şey vardı. Cehennemden çıkan çılgın. Herkes onları taklit ederdi. Normal konuşurken bile bakkal diye böyle konuşurdu. Şimdi hatırıma geldi. Mesela Tarkan vardı. Herkes böyle onun gibi hareketler yapmaya çalışıyordu. Onu taklit etmeye sesini onu benzetmeye çalışıyorlardı. Düşünelim ya bir kimleri taklit etmişiz yani. Hatırlıyorum mesela bizim ilk öğretimi. Kimisi vardı böyle metal müzik dinlerdi. Onları taklit etmeye başlardı. Onlar gibi giyinmeye, onlar gibi konuşmaya, onlar gibi davranmaya çalışır. Hayatlarını araştırır. Gözünde çok büyütür. Onlar gibi yaşamaya çalışırdı. Kimisi de tabii Ankaralı Turgut. Bana niye baktın? Sen havadan çıkamamışsın diye. Teşekkür ediyorum. Herkes yani birilerini benzemeye çalışıyor. Şöyle bakıyorum çocukluğumdan bu yana. Özellikle o hani ergenlik yaşlarının içinde böyle herkes ya kimse kendi gibi olmaya çalışmıyor. Doğal olmaya çalışmıyor. Birilerini taklit ediyor. Kimisi bir popstarı, kimisi bir futbolcuyu, kimisi bir rockçıyı, kimisi bir rapçiyi sürekli taklit ediyor yani. Özellikle bizim lise çağlarımızda mesela hatırlıyorum bir rap olayı başladı. Bir hip hop kültürü derken bütün gençler mesela Amerikalı rapçilere o ismini sağda solda duyduğunuz işte Eminem olsun, 50 Cent olsun. Yani 50 kuruş etmeyen adamı özeniyorsun. Gerçi şimdi bayağı değeri artmış herhalde dolar ama adamın da değeri ona bağlı artıyor yani düşün. Ya şimdi böyle herkes taklit ediyor. Sevdiklerini, özendiklerini daha doğrusu taklit ediyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Bu bir kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi gelelim bir de şu ayrı bir hususa. Belki size apayrı bir husus gibi gelecek ama. Allah seviyor muyuz? Abi isminiz nedir? Benim? Evet abi Barış. Sizin. Sizi gösterdiğime göre. Barış kardeşim. Allah seviyor musun? Basit bir soru. Seviyorsun. Herkes Allah'ı sevdiğini söylüyor zaten. Bu salonda hani zannetmiyorum ki ben sevmiyorum diyen çıksın. Herhalde salonun gene de biz küçük bir pay bırakalım. %99.9'u diyelim. Allah'ı seviyordur. Ve burada belki sizin göremediğiniz şurada oturan şehitler falan. Şuradaki melekler. Allah'ı sevdiğimizi söylüyoruz değil mi Serdar abi? Seviyor musun abi Allah'ı? Seviyorsun yani. Sen Tarık? Seyfullah hocam? Seviyorsun. Bak uzaklaşmışsın sormayayım diye. İlk sohbette çok soru sorunca demek ki. Seviyoruz değil mi Adil? Herkes Allah'ı sevdiğini söylüyor. Acaba seviyor muyuz? Aslan. Seviyor muyuz acaba? Gerçekten seviyor muyuz? Yoksa bu sevgimiz lafta mı? Belki de lafta seviyoruz. Olabilir mi? Erkek misiniz? Delikanlı mısınız? Yani yürekli misiniz? O manada söylüyorum. Bunu test etmeye. Var mıyız? Evet. Seviyor musun Allah'ı? Sözde evet. Sözde evet. Yetmez ama evet diyorsun. Yani cevapların tabii şekli değişmeye başlıyor. Ben biraz daha sıkıştırdıkça. Ramazan seviyor musun Allah'ı? Ha? Korkuyor muyum? Niye hayırdır ya? Allah'ı seviyor musun diye soruyorum kardeş. Seviyorsun. İnşallah dedi. Bak önemli bir şey söyledim. Seviyorum inşallah. Allah'ın izniyle. Ha yaklaşıyorsun istediğim cevaba. Galip sen seviyor musun Allah'ı? İnşallah. Sözde değil, lemada seviyoruz. Komik olmadı. Sözde değil, lemada seviyoruz. Yani herkes duysun bu iğrenç resmi. Şimdi arkadaşlar Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Bakın herkes Allah'ı sevdiğini söylüyor. Herkes bunu iddia ediyor. Sokakta kimi çevirirsen çevir. Namazını kılanı, kılmayanı. Cuma'dan cumaya, part time, bayramdan bayrama, full time kılan, dede sacı olanlar. Herkes Allah'ı seviyor mübarek. Ya maşallah herkesin, ya çok ben milletimle gurur duyuyorum. Herkesin kalbi tertemiz. Ya Rabbi ben bu sohbeti yapıyorum ama herhalde tek kalbi kirli olan benim. Maşallah herkes tertemiz kalpli. Herkesin de dedesi hacı. Hani dedem hacı ne demek biliyor musun Mehmet?
Hani içeride tanıdıklarımız var. Bir sıkıntı olursa tanıdıklarımız var. Oradan hallederiz diyor yani. Ben de işte o yüzden şunu soruyorum. Acaba seviyor muyuz? Ya da bu sevmenin ölçüsü ne Sinan? Öyle lafta seviyorum deyince olur mu? Peki ölçüyü kim belirler? Sevmeyi yaratanın bence belirlemesi lazım. Çünkü herkesin kendi kriteri var arkadaş. Bence diyor sevmek böyle. Yani adamı soruyorlar ya işte hanımını seviyor musun? Seviyoruz diyor. İşte çiçek alıyor musun? Çiçek tabii yani biz almıyoruz. Zaten hepsi çiçek diyor. Ya işte kriter ne abi? Bu önemli bakın. Kriterin ne olduğunun tespitini bu kriteri yaratan yani sevme duygusunu yaratan zat veriyor. Ve bunu da Bediüzzaman Hazretleri 11. Lema'da Sünnet-i Seniyye Risalesi'nde anlatıyor. Ben kısa bir yerini okuyacağım. Bakın şöyle bir ayet geçiyor. Ali İmran suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Ne manaya geliyor? Bilen var mı? Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorlarsa Resulüne, Allah'ın Resulüne, Allah'ın Habibine aleyhissalatü vesselam uyacaklar. Ayetin meali bir manası bu. Enteresan bir açılım yapıyor Bediüzzaman. Dikkatle dinlemenizi istiyorum çünkü Allah'ı sevip sevmeme testine giriyoruz şu an. Hazır mıyız abi? Hazırsak Allah'ı sevme testine giriyoruz. Bakalım testin sonucunda seviyor muyuz? Sevmiyor muyuz? Seviyor muyuz? Merak etmeyin papatya olmayacağım yani. Ama gerçekten o katiyette bir test yapıyoruz. Evet bu ayet-i azime ittiba-ı sünnet yani sünnet-i seniyye Peygamber Efendimizin yaşantısına uymayı, uymanın ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kati bir surette ilan ediyor. Kesin bir şekilde ilan ediyor ayet. Nasıl olduğunu bak çok enteresan bir şey çıkartacak Bediüzzaman. Ben okuduğumda çok şaşırdım. Evet şu ayet-i kerime kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyas istisnai kısmının en kuvvetli ve kati bir kıyasıdır. Şöyle ki yani biz her şeyi ne yapıyoruz? Kıyasla anlıyoruz. Ya tüme varım ya tümden gelim şeklinde veyahut da kıyas suretinde anlıyoruz mantıkça bunu. Matematik bilenler veya mantık ilmini bilenler az çok hatırlarlar. Kıyasla anlarız. Kıyasla da şöyle bir husus aktarıyor bakın Bediüzzaman mantık ilminden bahsediyor. Pozitif bir ilimle ayeti açıklıyor. Çok enteresan değil mi? Nasıl mantıkça kıyas istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için, pozitif netice, olumlu netice için denilir. Güneş çıktı, öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Anlaşılıyor. Çok basit bir mantık. Başta ne dedi? Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Bundan çıkaracağımız pozitif netice ne? Güneş çıktı, öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi olumsuz netice için deniliyor. Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi, pozitif ve negatif iki netice katidir. Herkes anlar bunu. Küçücük çocuk bile anlar. Aynen böyle de. Şu ayeti kerime der ki bakın can damarı bir noktaya giriş yapıyoruz. Bu ayeti kerime der ki eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a Allah'ın sevgisi olan, sevgilisi olan Resulüne ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Anlaşılıyor değil mi? Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa onun Resulüne uyulacak. Onun gibi yaşanacak. Eğer uyulmazsa, Resulüne tabi olunmazsa netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Ne anlıyoruz bundan? Arkadaşlar, Allah Resulü'nün sünneti nedir biliyor musunuz? Yaşadıkları ve yaptıklarıdır. Peki Allah Resulü neler yapmış? Başta farzlar. Allah Resulü'nün sünnetinin içinde en önemli yeri teşkil eden şey farzlardır. Ve bu farzlar içinde yani Allah'ın emirleri içinde en
sık gelen emir, en çok tekrar eden kat'i emri namazdır. Namaz kılmayan bir insan. Bakın, kainattaki en yüksek hakikat imandır. Bütün peygamberlerin gelme davası la ilahe illallah. Yani imandır, yani tevhiddir. Bir olan Allah'a imandır. Ondan sonra nedir? Namazdır. O da imanın gereğidir. Cennet ehline biliyorsunuz Kur'an'da nasıl bir tabir var. İman eden ve salih amel işleyen. Salih amel işte. Başta namaz. Kardeşim, cehennemdekileri sormuşlar biliyor musun? Siz niye buradasınız diye. Cehennem ehline, cennet ehlinin arasındaki perde kalkıyor. Cennet ehli soruyor onlara. Siz nasıl buraya düştünüz? Ne diyorlar kardeşim biliyor musun? Diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik. Namazdan gafildik. Allah Resulü'nün farzları, yaptığı farzları ve devamında sünnet-i seniyyesi küçücük bir tanesinden müraat etmek, bakın ümmetin fesada gittiği bir zamanda benim bir sünnetimi ihya edene 100 şehit sevabı verilir deniliyor. İhya eden, yani o sünneti yaşayan, hayatlandıran, temessük eden, o sünnete sarılan, hayata geçiren, bakın 100 şehit sevabı kazanabilir. Böyle bir ufuk var önünde. Şimdi ayeti şeyi tekrar düşünelim. Ali İmran suresinde geçen. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Resulüne ittiba edilecek. İttiba edilmezse Gökhan neydi? Netice veriyor ki Allah'a muhabbetimiz yoktur. He. Bakın çok ince bir nokta burası. Allah'a eğer muhabbetimiz varsa demek ki farzları yerine getireceğiz. Demek ki sünnetine uyacağız. Demek ki farzları yapacağız. Kebirelerden, büyük günahlardan kaçınacağız. Onun sünnetine tabi olacağız. Hangi sünnet aklınıza gelirse gelsin. Yoksa acaba biz Allah Resulü'nün sünnetini bilmiyor muyuz? Nasıl yürür? Nasıl konuşur? Nasıl düşünür? Nasıl temasa geçer? Nasıl ticaret yapar? Evladına karşı nasıl bir babadır? Torununa karşı nasıl bir dededir? Eşine karşı nasıl bir kocadır? Bunları biliyor muyuz? Sizi utandırmak istemiyorum ama ümmetin bir derdi olduğu için söylüyorum. Acaba burada peygamberinin hayatını yani Siyer-i Nebevi'yi okumayanlar mı var? Peygamberinin hayatını bilmeyenler mi var? Bakın peygamberin adı Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam ve ben peygamberin ümmetine yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deyince elini kalbine koyan ümmetine soruyorum ne demek Muhammed diye bilmiyor. Aleyhissalatü vesselam ne demek diyorum bilmiyor. Onun sünnetini tanımıyor. Nasıl yaşardı? Ashabı kimdi bilmiyor. Galip çok enteresan bir şey. Say desen belki 50 tane futbolcu ismini teklemeden sayar. 5 tane sahabe ismi say desen sayamıyor. 4 büyük halifeyi say diyor röportajda. Yavrum biz buranın yabancısıyız diyor değil mi? Enteresan. Arkadaşlar bizim sorunumuz bu. Herkesin tek tek kendi iç aleminde kendine sorması gereken soru. Acaba ben peygamberimin sünnetinden ne kadarını biliyorum? Mesela Kur'an okumayı biliyor muyum? Kur'an'ı okuyor muyum demiyorum bakın. İşler azize. Kur'an okumayı biliyor muyum? Herkes bu akşam bunu soracak. Bu kapıdan çıkıldığı zaman inşallah bir şeylere karar verilmiş bir şekilde çıkılacak. Çünkü Allah'ı sevmiyor olabilirsiniz. Lafta seviyorsunuzdur ama hani bazen dilimizle söylediğimizi önceki sohbetlerde bahsetmiştim ya. Halimiz yalanlıyor. Ezan okunuyor gitmiyor adam. Ne gideceğim ya diyor. Sabah namazı ezanı okunuyor ona kalkmıyor. Ama iş olduğu zaman nasıl kalkıyor? Kilometrelerce yol kat ediyor. Bir sürü sıkıntı çekiyor. Ne için?
3-5 kuruş, 3-5 bin lira için. Belki ayda adama 1500 lira versen sabah akşam şınav çeker. Halbuki namaz ne cisme ağırdır, ne bedene ağırdır. Hem de lezzet verir, hem de huzur verir. Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun diyor Bediüzzaman. İşte arkadaşlar, bizim problemimiz, başta kenarda dursun dediğim vardı ya, birinci husus, tekrar hatırlayalım. Neydi abi? Neydi Galip birinci husus? Çocukluğumuzdan beri taklit ettiklerimiz değil mi? Bak değil mi? Seviyoruz. Sevdiğimizi nasıl gösteriyoruz? Hemen benzemeye çalışıyoruz. Sevdiğinin göstergesi olarak hemen onun sevdiği şekilde giyiniyorsun. Onun tarzında konuşmaya çalışıyorsun. Yani adeta metalci insanlar mesela veya hip-hopçı insanlar, hip-hop kültürünü sevenler. Bir ara mesela David Beckham modası vardı. Şimdi ne modası var bilmiyorum arkadaşlar. Ne modası var şimdi? Justin Bieber'a benzeyenler, benzemeye çalışanlar var. Başka şeyler var. Halil Sezai mi? Ne tarzı var şu an? Yani meşhur, düşünün. Tamam mı? Yani o tarzda yaşayan insanlar, bakın çok enteresan bir şey. Peygamber Efendimizin sünneti seniyesi değil. Adeta kendine bir sünneti hip hop çıkarmış. Bir sünneti Justin Bieber çıkarmış. Onun sünnetine tabi oluyor. Ve sarsıcı bir hadisle o kişiyi karşı karşıya getiriyoruz. Hadis ne diyor? Kim bir kavme benzerse, kim bir kavmi taklit ederse o da onlardandır. İkinci bir hadisle söyleyeyim mi? Kim benim sünnetimi terk ederse benden değildir diyor Allah Resulü. Toplumumuz Allah Resulü'nün sünnetinden ne kadar uzak. Acaba gerçekten Allah Resulü'nün ümmetine dahil miyiz? Mehmet, Allah Resulü'nün ümmetine dahil olmak ne demek biliyor musun? Onun bayrağının, sancağının altında kurtuluşa ermek demek. Yani onun sünnetine dahil olamamak, onun ümmetine dahil olamamak ne demek biliyor musun? O sancağın altına giremeyip kurtulamamak demek. Şaka değil bu. Allah'ı sevmemek demek. Allah'ı sevmeyen bir insanın Allah'ın sevdiği kullar arasında ne işi var? Kendimizi mi kandırıyoruz acaba Murat? Kendimizi mi kandırıyoruz acaba? Seviyoruz diye kimi kandırıyoruz Ubeyde? Allah Resulü bugün hanenize gelse ne kadar telaşa kapılırsınız? Neleri gizlemeye çalışırsınız? Sizi ne halde bulur? Yarın akşam diyelim ki evinize geldi. Akşam 9'da. Ne dersiniz ona? Ne izah edersiniz? Ne yüzle, ne söyleyebilirsiniz? Acaba iftihar ettiği biri mi olursunuz? Yoksa Allah Resulü'nün yüzünü kara çıkartan biri mi olursunuz? Arkadaşlar, az önce okuduğum ayet var ya, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Resulüne, Allah'ın Resulüne ittiba edilecek ayetle gelen ifade, bakın Allah bunu Kur'an'da ifade ediyor. Bu ayette icazlı bir icaz vardır. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiş. Şöyle ki, bu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz. Sabrımız var değil mi Mehmet? Bakın çok önemli çünkü. Allah'ı sevmiyorsak eğer bizim için defter kapanacak ve belki solumuzdan verilecek. Ve ebedi bir kaybetmeyle karşılaşacağız. Madem Allah'ı seviyoruz, elbette Allah'ı seveceğiz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona uymaktır, ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Allah razı olsun. Fatiha.